Sorarsanız ne ala, sormazsanız da zaten o zihniyet yönetecektir ülkeyi dedik. Ve tabii bugünün dünyasında teknoloji çok çok önemli. En çok kullandığımız arama motorlarından bir tanesi de hangisidir diyecek olursanız Google dediğimiz o arama motoru. Ve 2023'ün en çok arananı sizce kim? Türkiye'den bahsediyoruz tabii ki. Birinci sırada sizce 2023 yılında soruyorum, hani 3-5 saniye daha vereyim, şöyle bir düşünün. Acaba 2023 yılında en çok aranan isim kim olabilir? Fidan Bozkır! Fidan Bozkır! Cenneti belki vaat edemeyebiliriz ama cehennemin kapılarını da kapatmanın zamanı gelmiştir. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı yarışı düğümünü açacak kişi olarak görüldü. Milyonlar içinse muammaydı Sinan Oğan. 2023'te arama motoru Google'da en çok onu aradık. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Google 2023 yılında Türkiye'nin en çok kimleri sorguladığını açıkladı. İlk sıraya Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yerleşti. Ata İttifakı ortak adayı Sinan Oğan ilk turda %5 oy aldı. Seçim ikinci tura kalınca Oğan'ın ittifakla yolu ayrıldı. Vatanseverler diyor ki milliyetçiliği ayaklarının altına alan Sayın Erdoğan bizi temsil edemez. İki seçim arasında en çok konuşulan isim seçimlerden sonra sessizliğe büründü. Ekranlarda da aranıyor. Eyvallah. 2023'ün ilk yarısında lüks yaşamıyla tanınan Dilan Polat'ın ünü senenin ikinci yarısında da arttı. Kara para aklama, örgüt üyeliği, vergi kaçırma ve uyuşturucu. Savcılık ve MASAK Polat'ları araştırıyor. Milyonlarca kişi hala listenin ikinci sırasındaki Dilan Polat'ı arıyor. Google'da en çok aranan üçüncü isimse Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Zaha. Yıllarca İngiltere'de top koşturan Zaha, yıllık 4 milyon 350 bin euroya el sıkıştı. Dur. Ve yurt dışına gidiyoruz. Arjantin'in Trump'ı yemin ettiği görevine başladı. Vaatleri arasında Merkez Bankası'nı kaldırmak da var. Arjantin pesosu yerine Amerikan dolarını kullanmakta. Hatta organ ticaretini yasal hale getirmekte. Enflasyonun %140'ı geçtiği Güney Amerika ülkesi Arjantin, yeni devlet başkanı Milei yeminini etti. Resmen göreve başladı. Yemin törenine eski Brezilya devlet başkanı Bolsonaro, Ukrayna lideri Zelenski, Şili devlet başkanı Boric ve İspanya kralı 6. Felipe de katıldı. Milei Arjantin'de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Hiçbir hükümet bizim aldığımızdan daha kötü bir miras devralmadı dedi. Arjantin'in Trump'ı yakıştırmaları da yapılan Milei, siyasi görüşünü anarko-kapitalist olarak değerlendiriyor. Tek amacının enflasyonu düşürmek ve Arjantin ekonomisini düzeltmek olduğunu söylüyor.